Eve yaklaştık. Bir tane hava attı, böyle yola serilmiş idi. Ben de dedim ki bunun üzerinden araba geçebilir mi? Bana geçer dediler. Ben de onu bıraktım. Yani geçer mi dedim. Yani hava attı mı? Şey, sırması. Teleferik ipi yani. Evet, teleferik ipi. Onu böyle yani yumuşak olursa araba geçer dedim de sert olursa düşündüm de kayar diye. Tamam. Bir daha geçer dediler bana. Ben o teli bırakmak için tel çekildi. Kimin çektiğini bilmiyorum. Nereden çekildiğini bilmiyorum. Nasıl olduğunu bilmiyorum. O hava hattının nerede olduğunu bilmiyorum. Çünkü ben de orada... Sen yolda serili halde mi gördün teli? Evet, evet. Bakayım ki bana böyle sert olursa dedim, böyle gergin olursa araba kayar diye düşündüm. Tamam. Ona baktım ki tel de yumuşak, bir şey olmaz dediler. Ben de öyle bırakırken o anda beni başkası, beni o teli çeken beni görmüyor. Çünkü o rampa yerde yüksekte, ben de aşağıdayım. Ben yolun içindeyim, böyle bu yerde kabandır. Ben ne çekeni gördüm, ne şey yaptım. Zaten öyle elim zaten koptu gitti. Elim otel adam çıktığı gibi ben elim böyle kaldı yukarı. Öyle parmakla kopunca ben düştüm aşağı. Dört parmağın da koptu. Dört parmağım. Sonra ne oldu? Sonra ne oldu daha ondan gerisini bilmiyorum. Ben öyle bir elimi böyle baktım, baktım böyle bir gördüm, baktım parmak yok. Öyle parmaklar buldu geldiler. Öyle üstüne tuttuyla daha sinir bilmiyorum buraya getirdiler beni. Ne oldu bilmiyorum. Şimdi böyle bir hocamız vardır. Parmak burcu çok sevinçliyim. Elin iyidir dedi bana. Parmaklarının hepsi yaşıyor dedi bana. Bugün çok mutluyum. Bu sabah en güzel kahvaltıyı da bu sabah yaptım. Allah böyle bir hocamızdan razı olsun. Memleketimize böyle bir doktorlar var. Allah razı olsun. Yani biz diş ülkelere hiç muhtaç değildik. Bizim hekimlerimiz çok güçlüdür. Bizim hekimlerimiz çok bilgilidirler. Bizim hekimlerimiz Allah cennetin en güzel yerine koysun. Cennetin 8 tane kapısı vardı. Cenab-ı Allah'ın bu hekimlerimizi, bu hemşirelerimizi dilediği yerinden içeri koysun. Kendileri beğendiği cennete girsinler. Bana çok yardımcı oldular. Doktorum hep kendisi yaptı pansumanımı. Hiç personelle pansuman yapmadı. Bu sabah da gene geldi, kendisi yaptı. Çok sevindim o zaman. Yani en azından çorbanı kendi eliyle içmek, yani bundan daha büyük mutluluk yoktur. Biz sağlığımızın kıymetini hiç bilmiyoruz. Hatta insanı ayakta tutan eli ayağıdır. Geçmiş olsun teyze. Günaydın. Geçmiş olsun. Teyze geçmiş olsun. Ne yaptın sen eline? Ben hastanenin başhekimiyim. Ahmet Hoca başarılı bir ameliyat yapmış. Evet, evet. Gidelim. Ahmet hocamızı ben de merak ettim sizi. Tutsa ediyorum. Ben parmaklarımın tutacağını da bilmiyorum. Evet. Bazen, ne desem bazen bir kişi bulam. Fark yaratıyor. Bazen evet, evet fark yaratıyor. Yani kelime bulamıyorum diye anlatmak için. Teleferikte mi? Bizimiz elini teleferik halatına kaptırma sonucu 4 parmak amputasyonu ile geldi avuç içinde. Hastanemize. 72 yaşındaydı. Tansiyon, şeker gibi ek hastalıkları vardı. Acil olarak müdahale ettik. Bir 7 saat kadar ameliyatı sürdü. Ameliyat sonunda servise takibi aldık. Bu şu an ameliyat sonrası 12. gününde. Elinin ekstremitenin sağlığı da iyi, kendi sağlığı da iyi. Artık teyzemizin ilaç tedavisini yapıyoruz. Tedavi sonunda da sağlığıyla taburcu edeceğiz inşallah. 4 parmağını da yine eskisi bir rahatlıkla kullanabileceğiz. İnşallah doktorumuzun sayesinde. İyi bir fizik tedaviyle onu da başaracağız. Tarımın yoğun olduğu bir yer olduğu için iş kazalarının ya da ekstremite travmalarının çok yoğun olduğu bir yer. Çok sık karşılaşıyorduk zaten. Ahmet hocamızın burada olması, el cerrahı olarak burada olması sonuçta bu hastalar için büyük bir şifa. Kendisine de teşekkür ediyoruz. Çok da gayretli çalışıyor zaten. Bütün hastalarımıza da şifa diliyoruz. Teşekkür ederim.